Yani Suriye üzerinde demeyelim isterseniz, Güneybatı Suriye, yani Golan tepelerine olan oraya bitişik, yani oraya mücavir alanda Suriye ordusunun ne mesafede duracağı ve oraya İran devrim muhafızları bağlantılı milis güçlerinin ya da İran güvenlik, İran silahlı kuvvetlerinin devrim muhafızları gibi herhangi bir unsurunun konuşlanmaması. Buna karşılık 74'te varılan anlaşmaya da Golan Tepelerine dair uyulması diyebiliriz. Bence anlaşma buna dair. Ama onun ötesinde sizin işaret ettiğiniz hususun da bir gerçeklik payı var. O da hem bu konuda örneğin ABD ve Rusya'nın uzlaşabilmiş olması ve uzlaşılarının Netanyahu ve Esad gibi, hani iki benzemez diyelim, iki düşman diyebiliriz, iki karşıt gücün temsilcisine dayatabilmiş olması. Ayrıca üzerine bunun Helsinki zirvesinde de Putin ve Trump arasında konuşulan başlıca konulardan biri Suriye olduğuna göre, buralara bakarak evet, demek ki iki küresel güç Suriye'de artık nihai siyasal çözümün parametreleri üzerinde belli bir mutabakata yaklaştı, yaklaşıyor denebilir. Bir de bütün kopan kıyamete rağmen Helsinki zirvesinden sonra işte oligarklara yaptırımlar, Rusya ile ABD'nin arasındaki bu keskin rekabete rağmen sonbaharda da belki de Rusya Devlet Başkanı Putin'in Washington'u ziyaret edebileceğini de anlıyoruz.